Muhterem izleyenlerim Manisa Büyükşehir Belediyemizin web TV istiyorlarından bugün sizlere tekrar iftar saatinde hitap etmenin, sizlerle sohbet etmenin, karşılıklı iftar saati sohbeti yapmanın mutluluğunu, huzurunu, saadetini taşıyorum. Allah'ın selamıyla cümlenizi selamlıyor. Ona hamd ediyor, şükrediyorum. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine sayısız ve sonsuz salatü selamlarla tazimlerimi ve ehli beytine olan muhabbetimizi, saygımızı iletiyorum. Bütün peygamberlerimize salat selam ediyorum. Efendim e, Cenab-ı cümlemize Ramazan'ın şu geldiğimiz son günlerinde artık her günümüzü, her gecemizi mübarek Kadir gecesi gibi eylesin diye de dua ediyorum. Geçen sohbetlerimde bahsetmiştim. Ee, İnşirah suresini sizlere o, okuyacaktım. Ee, bugün inşallah öyle başlayalım sohbetimize. E, Kur'an tilavetiyle. Ondan sonra sohbetimizi sürdürelim. Son günlerin Ramazan'a veda etmenin, Ramazan'ın artık gidiyor olmasının, efendim üçte ikisi gitti. Son e, dokuz günü içerisinde girmiş oluyoruz. E, böylece, e, Ramazan'dan ayrılmanın, bu rahmet ayından ayrı kalmanın, mahrum kalmanın, onu 11 ay bekleyecek olmanın hüznü, efendim, yüreğimize şimdiden çökmeye başladı. E, bu duygu ve düşüncelerle kalan son 9 günün kadrinin kıymetini bilmeyi cümlemize Cenab-ı Hak nasip etsin. E, çünkü kadiri Sevgili Peygamber'imiz siz 10 günde arayın dediğine göre demek ki son 10 günün her birisi bir kadir günü gibi kadir gecesi gibi çok değerli ve çok kıymetli olduğunu buradan anlıyoruz. Cenab-ı Hak çünkü sayısız ve sonsuz rahmetini bütün inananların iman edenlerin üzerine indiriyor. Efendim şimdi Kur'an-ı Kerim okuyalım sonra sohbetimizi yine bıraktığımız yerden devam edelim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك وَوَضَعْنَا عَنْكَ بِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسُرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسُرًا فَإِذَا فَرَغْتَ ve ila رَبِّكَ فَرْغَبْ اللّٰهُ أَكْبَرْ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ Efendim bakalım Kur'an-ı Azimüşşan'da Yüce Rabbimiz İnşirah suresinde bize neyi anlatıyor? Şimdi bir de ona mealden göz atalım. İnşirah suresi Mekke'de nazil olmuştur. Sevgili peygamberimizin Mekke'de yaşadığı süre içinde Mekke döneminde inmiştir. Sekiz ayettir okuduğumuz bu sure. Adını ilk ayette geçen neşrah kelimesinin infial ile kalıbından gelen maslarından almıştır. İnşirah kalbin rahatlaması, huzura kavuşması gibi anlamlara gelir. Kalbin rahatlaması, huzura kavuşması anlamına gelir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey peygamber, biz din hususunda gideceğin yolu bilmezken sana peygamberlik verip senin göğsünü ferahlatmadık mı? Demek ki bu inşirahın muhatabı Yüce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlığın şirk bataklığına batmış olmasının verdiği ve senin belini büken yükü peygamberlik vererek üzerinden kaldırmadık mı? Vahiy'e muhatap kılarak senin şerefini yükseltmedik mi? Unutma ki her zorluğun yanında bir de kolaylık vardır. Evet, her zorluğun yanında bir de kolaylık vardır. Öyleyse bir güçlüğü yendiğinde yılgınlık gösterme. Azimle başka bir işe giriş. Ve daima Rabbine yönel ondan yardım bekle. Evet. Efendim sevgili peygamberimize yüce Rabbimiz nasıl nimet verdiğini, nasıl onun son peygamber olarak Kur'anla müşerref kıldığını ve bu insanlık için bir şeref kaynağı olan yüce Kur'an'ı ona nasıl 23 yıl içerisinde efendim ayet ayet indirdiğini o mübarek Hira Dağı'nda başlayan ikra hitabıyla buyruğuyla oku habibim diye başladığı ayet-i kerimeyle Medine-i Münevvere'de devam eden daha sonra ayet-i kerimelerle tamamladığını ve son din İslam'ı Kur'an-ı şan ile bu şekilde bütün insanlığa bir şeref kaynağı olarak gönderdiğini sevgili peygamberimize Yüce Rabbimiz İnşirah Suresi'nde de anlatıyor. Seni işte peygamberlikle yücelttik, şereflendirdik, göğsüne bu ferahlığı, bu rahatlığı verdik. Büyük bir yük vardı sırtında ama bu yükü böyle hafiflettik diye efendim sen yeter ki bana inan, bana güven, bana dayan. En büyük yardımcın benim diyor sonunda da ee, yüce Rabbimiz adeta sevgili peygamberimize böyle hitap ediyor. Efendim Ramazan-ı Şerife kavuşmak çok güzel. Ramazan-ı Şerif gelmeden <laughs> Recep ve Şaban ayında kendimizi Ramazan'a hazırlarız. Çoluk çocuk hazırlarız. İşimizi, gücümüzü her türlü uğraşımızı ona göre planlamaya çalışırız. Bu Ramazana hazırlık böylece sürer. Efendim, Recep ayında imkan bulduğumuz zaman bazı günler oruç tutarız. Şaban ayında bazı günler oruç tutarız. Böylece Ramazan-ı Şerifi karşılarız. Tabii bir de onun diğer şekilde karşılaması var Ramazan'ın. Efendim, hazırlıkları evde yapılan hazırlıklar var. Yufka yapmalar var. Ee, işte bir takım e, Ramazan hazırlığı olarak ailece her ailenin kendine göre bir takım hazırlıkları vardır. Bilhassa e, köy ve mahallelerimizde bunlar çok o, ciddi olarak büyük bir heyecanla yapılır. Geçen sohbetimde anlatmıştım e, tatlılar, yufkalar, Ramazana aitmiş gibi sanki başka zaman yenmezmiş gibi güllaçlar, börekler, bütün bunlar. Ramazan'ın güzellikleridir. Hurmalar temin edilir vesaire. Efendim bunların yanında Ramazan gelir işte salalarla, top atışlarıyla, iftarlarıyla, sahurlarıyla, davul sahurda bizi kaldıran davullarıyla hoş bunlardan rahatsız olanlar da var. Yani bu konuda Ramazan'a kavuşmanın sevincini inanan iman edip de dört gözle bekleyenler gibi nasiplenmeyenler de var. Onların bazıları işte efendim bu saatte bu gürültü olur mu? Bu davulda neyin nesi? Hangi devirdeyiz gibi falan bir takım tepki gösterenler de var. Bunun bizim Türk milletinin bir kültürü olduğunu idrak etmedikleri için böyle konuşuyorlar. Biz o onları pek hale almayız bu tip davranışları, konuşmaları hoşgörüyle karşılarız. Hoşgörüyle karşılamamız lazım. Bu bizim kültürümüzdür. Yani bir şekilde sahura kalkamayanlara bir ikaz mahiyetinde asırlardır yerleşmiş bir gelenek. Bunu kaldırmanın kime ne faydası olacak ki? Diyelim ki kaldırıldı. Bütün Türkiye genelinde yasaklandı. Ne koyacaksınız yerine? yerine ne koyabiliriz? Yani zil mi çalacağız? Çan mı çalacağız? Efendim, boru mu öttüreceğiz, siren mi öttür? Ne yapacağız yani? Yok evet, bazıları saat kuruyor, kendine güvenemiyor, davulda duymam diye falan ama yani bu davul bir adet olmuş, bir gelenek olmuş. Bir millet aynı zamanda kendi kültürüyle, evet, inancıyla, imanıyla ve kültürüyle yaşar. Kültürsüz bir millet millet olmaktan çok uzaktır. Kültür bu kadar insan hayatında diliyle, icraatıyla, adetleriyle, gelenekleriyle, asırlardan beri gelen, büyüklerinden, atalarından gelen örf ve adetleriyle birbirlerine saygı, sevgi, şefkat, merhamet göstererek İslam'la kaynaşmış bir kültüre sahibiz. Türk milletinin kültürü İslam'la kaynaşmış bir kültür. Bayrakla ezan kardeş olmuş adeta. Gönderimizde dalgalanan bayrak dalgalanamazsa, eğer o hürriyete, o istiklale sahip olmaz isek, minarelerimizde ezanların okunması mümkün değildir. Ancak o sayede ezanlar okunuyor. Hür ve istiklalli bir ülkede yaşadığımız için. Hürriyet ve istiklal Mehmet Akif'in satırlarında merhum cennet mekan, Allah ondan razı olsun en güzel şekilde bize belirtmiş, beyan etmiş efendim e, hürriyet ve istiklal'in değerini kıymetini e, işte e, buna sahip olmazsak esir milletler ezan sesinden mahrumdurlar. Bunun canlı şahitliğini bir başka sohbetimde size inşallah. Aktarırım, anlatırım. Şahit olduğum bir toplantıda, bir merasimde Batı Trakya Türklerinin lideri Efendim e, Mehmet Ali, Mehmet Emin, bir yanlış söylemeyeyim, e, tarafından e, müftüsü Batı Trakya Türklerinin önceki dönemlerde, bundan 20-25 yıl önce karşılaştığım bir e, toplantıda, bir merasimde onun dilinden dinledi bu kulaklar. Onun için rahatlıkla altını çizerek söylüyorum. Hürriyet ve istiklalin olmadığı yerde ezanlarınızı okuyamazsınız. Onu geçin. Hürriyet ve istiklalin olduğu dış ülkelerde, Hristiyan aleminde bile okuyamazsınız. Ancak caminin içinde okursunuz. İşte Avrupa'daki kardeşlerimiz ezan sesine hasretler. Ancak caminin içinde kendi kendilerine okuyorlar. Ben gittiğim zaman da caminin içinde okudum. Yani minarede gümbür gümbür bu ezanları okuyamıyorsunuz. Evet, e, onun için kıymetini bilmemiz lazım. İşte bütün bunlar, bu güzellikler Ramazan ayı içerisinde doya doya yaşanıyor. Teravihleriyle, sahurlarıyla, iftarlarıyla, bütün gelenekleriyle beraber. Farzın, vacibin, sünnetin dışında. Hepsi beraber yaşanıyor. Yardımlaşmasıyla beraber, iftar sofralarıyla beraber. Ne mutlu bunları yaşayanlara ve yaşatanlara diyorum. İşte bütün bunlardan ayrılmanın hüznü şimdiden, şimdiden içimize çökmeye başladı. Onun için her saatimizi, her dakikamızı, her efendim namazımızı, niyazımızı, her şeyimizin kıymetini bilerek doya doya yaşayalım inşallah. Böylece Kadir Gecesi'ne erelim diyorum. Ve bir elveda ilahisi. Bundan 60 yıl kadar önce merhum babam müezzin Hayri Köroğlu Hoca Efendi'nin efendin, e, yazıp bestelediği bir Ramazan arifesinde Ramazan'ın ilk günlerine kavuşurken yazdığı daha başında Ramazan'dan ayrılışı ona hasret kalmayı düşünerek yazmış olduğu ve bestelediği, bize de çocukken meşkettiği bir ilahiyi sizlere takdim etmek istiyorum. Sabah makamında bir ilahi, elveda. البدع البدع اي رمضان البدع 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 شهر رمضان Elveda Ateşi ateşifir kat bu dilde yandı gönlüm bir bugün der ateşifir kat bu dilde Yandı gönlüm bil bugün bizi Biz kaldık sabir boş elle Elveda, elveda, elveda Ey Ramazan elveda elveda el Yüce Mevlam rahmedendir. Elveda, elveda ey Ramazan. Elveda, elveda, elveda. elveda. Şehri gufran elveda Ya Rab bize şahid ol gel Cennetine bizi koy gel Ya Rab bize Şahid ol gel cenneti nebizi koy gel Ey Ramazan razı ol gel elveda elveda Ey Ramazan elveda 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 şehri gufr Allah'ım bizi nice Ramazanlara erdir. Allah'ım çoluk çocuğumuzla beraber sevdiklerimizle birlikte daha nice Ramazanlarda iftar etmeyi, oruç tutarak iftar sofralarında seni zikretmeyi ve sahurlarda sana tekrar oruca niyetlenip de oruç tutmayı, teravih namazlarında bütün dostlarımızla, sevdiklerimizle beraber olmayı nasip eyle Yüce Rabbim. Böylece Kadir gecelerine kavuştur. Böylece Arife günlerine kavuştur. Böylece bayram sabahlarına kavuştur. Böylece bayram namazlarında, sabah namazlarında sevdiklerimizle, kardeşlerimizle buluştur. Ve böylece Ya Rabbi bayram etmeyi, nice bayramlara kavuşmayı bizlere nasip ve müessereyle, bütün ümmeti Muhammed'e nasip eyle, bütün dostlarımıza, sevdiklerimize, ekran başında şu anda duamıza amin diyen bütün kardeşlerimize, nasip eyle Allah'ım sağlıklı yaşamayı senin rızana uygun Kur'an-ı Azimüşan'da belirttiğin hayırlı ve güzel işler, iyi ve yararlı işler yaparak senin rızana kavuşmayı böylece insanlığa hizmet etmeyi cümlemize nasip eyle Allah'ım. Amin. Bi hormeti Taha ve Yasin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi'l-Fatiha. Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda böyle işte sohbetle, ilahiyle, Kur'an'dan ayetlerle geçti. Sizlere sevgili peygamberimizin hayatından efendim ve Ramazan'a vedadan sohbet ettik. Vedanın hüznünden bahsettik. Cenab-ı Hak yapmış olduğumuz sohbeti yüce katında kabul etsin inşallah. Bu akşam Biraz sonra idrak edeceğimiz akşam namazı, akşam ezanı saatini tekrar ifade etmek istiyorum. Allah nasip kısmet ederse 20.44 efendim akşam iftar saatimiz gece sahurada 3.47'de inşallah sahura, sahurla son lokmayı atıp hamd edeceğiz Rabbimize 3.47'de sahurda iftarlarınız sahurlarınız bereketli olsun Hoşça kalın Esen kalın muhterem izleyenlerim.